Evet arkadaşlar, çok iyi bir antrenman yapmaya geldik fakat salon bakıma girmiş, bayram bakımı yapıyorlar ve komple burası boşaltılmış durumda. Bu ferah ortamda antrenman yapmayalım biz. Ya ofise mi gitsek antrenman yapmaya? Çok da motive gelmiştim. Hocam burada Maltepe şubesi var. Maltepe. Kaç dakika gideceğiz oraya? 10-15. Evet arkadaşlar, maalesef bazen böyle şeyler olabiliyor. Yetişirsek ne ala, yetişemezsek ofiste çekeriz. Ya yetişiriz de. Bir girdik salona, hiçbir şey yok. Kalabalık olursa şube, ofise geçeriz. Yani bugün antrenman videosu için niyetlendik. Ama hızlı yaptık antrenmanı ya. Çok hızlıydık. 10 dakikada. Bizden hızlısı şu an mezarda. Arkadaşlar salona 5 dakika kaldı. Şimdi bugün bir ön ve arka kol antrenmanı yapmak istiyorum sizin için. Video konusu ne olsun diye başlık topladığımda, hocam kolları büyütemiyoruz, kolları büyütemiyoruz diye çok fazla gelen şey üzerine ilk video bu olsun dedik uzun zaman sonra tekrardan. Ön arka kol antrenmanımı videoya alacağız. Bu bir tanesi tabii ki. Birçok çeşit video çekilebilir ön arka kolla ilgili veya kol antrenmanıyla ilgili. Ama şu an size ön ve arka kolla ilgili bugün 3'er tane ya da 3-4'e 3 şeklinde hareket, toplamda 7 hareketlik bir antrenman tasarlamayı planlıyorum. Bir tane birleşik set olacak önlü arkalı. Sonrasında arkayı bitirip sonra öne geçmeyi planlıyorum. Şu an düşüncem bu. İçinde gene bir süper set, bir iki tane de birleşik hareket veririm diye düşünüyorum. Drop da olabilir. Hareketleri birazdan tasarlayacağım. Antrenmanda görüşürüz diyorum. Bir pre-workout içeceğim ve antrenmana başlayacağız. Bugün çok aceleci bir gündü, hızlı bir gündü. Bir her yere yetişmeye çalışıyoruz. Tabi buradan sonra bir dersim var. Derse yetişeceğim. Fakat öncesinde video çekelim dedik. İşte bu salon şu an kapanmamış olsaydı videoya çoktan başlamıştık. O yüzden Maltepe şubeye gidiyoruz. Orası da öyleyse veya yoğunsa veya kalabalıksa ofise geçip ofis antrenmana başlayacağız. Birazdan görüşürüz. Haydi bakalım arkadaşlar, salona geçelim. Yalnız hava bir tık serin ama çok güzel bir güneş var. Arabada terledik resmen. Evet arkadaşlar, sonunda gelebildik. Kolay gelsin kardeşim. Hoş bulduk. İyi, sakin yerlerden başlayabiliriz. Arkadaşlar salonda çok fazla havalandırma sesi var. O yüzden sesim az geliyor olabilir. Bilginiz olsun, bazı yerlere çok gürültü olduğu zaman müzik koyacağız. Şimdiden bilginiz olsun. İlk hareket olarak genelde spor salonlarında hocam bu makine boş, alternatif ne yapabilirim durumu dolu olduğu için, alternatif arandığından dolayı cable'la başlayalım. Genelde bu iki hareketi cable'la başlayarak hallettikten sonra diğerlerine tekli tekli devam etmek daha kolay olacak. Yani bir cable, küçük cable alırsanız özellikle de ön ve arka kolu birlikte yapabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi ilk olarak incline sehpada cable biceps curl yapacağım. Sonrasında bir push down'la devam edeceğim harekete. Bu burada yine aynı seviyede kalacak. Arka kol için V bar takacağım. Güzel. Önce bir ısınmamızı yapalım. Bunların kiloları çok düşük. Bazen antrenmanlarda ön kolu daha erken, arka kolu daha geç başlayabiliyorum. Bu antrenmanda arka kolla başladım. Eğer sizde de pump olan bölgeniz arka kol daha zor pump oluyorsa hareketi arka kolla başlamanızı öneririm. Benim için şu an arka kol ön kol şeklinde gidecek. Sonra arka kolu bitirdikten sonra ön kol hareketlerine devam edeceğim. Ben şu an 5 set yapıyorum. 5 push down, 5 cable, biceps curl. Diğer hareketleri 4'lü 4'lü devam ettireceğim. Eğer birleşik set yaparsam devamında 3'e bile düşürebilirim. Tabii ki pump durumuna göre değişiyor ama ilk harekette biz pump olalım. Sonrasını çok daha keyifli sürdürebiliyorum. Güzeldi. Bir set daha yapalım.
bu hareketler bitsin. Sonra sadece barbell, dumbbell ve bir cable yardımıyla da bütün ön arka kol antrenmanımı dizayn edebilirim ya da sadece makine ağırlıklı bir şeyler de yapabiliriz. Bugün biraz makine yardımı alıp diğerlerini serbest olarak ilerleyebiliriz. Bu hareketten sonra sıradaki harekette büyük bir ihtimal serbest ağırlık tercih edeceğim. Ağırlık olarak her set ne yaptığımı soracaksanız arkadaşlar, ben makineyi genelde max'a takıp maksimum tekrar yapmaktayım. Ama sizin seviyeniz bunu yapmaya yetecek durumda değilse her set ağırlığın üzerine bir plaka ya da iki plaka takıp ya iki tekrar azaltın ya da tekrarı sabit tutarak bunu yapmaya çalışın. Gücünüzün artması için de yapabildiğiniz kilonun bir tık üzerine çıkıp yardım isteyin. Kaslarınız o şiddeti de görsün ki gücünüz bir dahaki antrenmana daha artabilecek şekilde onarılmış gelsin. Birkaç antrenman sonra kaldıramadığınız kiloları kaldırmaya başlayabilirsiniz o sayede. Set sonlarında statik beklemelere dikkat ederseniz gelişiminiz için bayağı faydasını göreceksiniz. Statik beklemeleri zorlaştırın. Canınız acıyana kadar gidin. Ve bunu her harekette yapabilirsiniz. Önemli olan doğru noktayı preslemek. Yani göğüs bench press yaparken statik bekleme yapıp dirsekleri kitleyip omuzlara yükü vermeyin. Göğüste kalın. Buradaki statik bekleme bu şekildeydi. Push down'daysa tam aşağıda değil. Push down'da tam kasa yükü bindirdiniz. Aşağıya iter pozisyonda statik bekleme yapabilirsiniz. Yani şu açıda. Bu değil. O yüzden statik beklemeler çok önemli. Ama yükü bindirdiğiniz yer kaslarınız olmalı. Eklemleriniz değil. İkinci harekette ise yine bir tanesi cable'da olacak. Fakat öncesinde lever'ımızı yaptık. Şöyle bir reverse push down yapalım. Keyifli olur. Sonrasında bir tane single arm gideceğiz. Şimdi yine bir tane cable seçtim. Önce arka kolu bitirelim. Reverse ile. Gerçi bu var. Burada yapalım. Şimdi her zaman yaptığımız klasik reverse yapmayalım. Bunu biraz daha zorlaştıralım. Evet, güzeldi. Şimdi 4 set böyle maksimum tekrarla gideceğiz. Ve son tekrarlar pozitifleri normal yaparken negatifi birazcık daha yavaş geriye bırakırken daha yavaş olabildiğince canınızı yakarak bırakmanızı, her türlü zorlaştırmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Özellikle hocam gücüm artmıyor, aynı kilolarla çalışıyorum diyenler, ağırlık arttırarak hasar vermeyi belki ilk başlarda yapamıyor olabilirsiniz ama burada statik bekleme, yani uyguladığınız direnç ve yoğunlukla da gücünüzü arttırmanız mümkün. Şimdi ikinci sete girelim. Ağırlık olarak yine maksimaldeyiz. Zaten çok ağır makine değil. Şu an açıyı dar tuttuğumda daha güçlüyüm bu arada, bilginiz olsun. Geniş tuttuğumda biraz daha zorlaşıyor hareket. Tabii bir dar bir geniş de yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ben genelde her antrenmanda bu açıyı değiştiriyorum. Siz her sette de değiştirebilirsiniz. Her antrenmanda da değiştirebilirsiniz. Güçlü olduğunuz açıları iyi güçlendirin. İyice güçlendirin ki sonrasında zayıf olduğunuz açılarda da yoğunlaşıp güçlü olan bölgeniz yardım ede o bölgeyi de tamamlayabilirsiniz. Yani iki tarafı eşit geliştirmek de mümkünken daha güçlü olan bölgenizi sağlamlaştırdıktan sonra zayıf bölgenizi atışlar da yapabilirsiniz. Evet, ön arka kol antrenmanının ikinci arka kol hareketi devam ediyor. Biraz mülayim takılayım. Kole çok sallanıyor, ses yapıyor. Birazcık mülayim bodyci olayım. Buradan şöyle bir mülayim bodyci. Burayı sıkmayalım, antrenmanı darlamasın. Böyle şey gibi yabancı filmlerdeki öyle kırsal bölgede yaşayan üstürüklü oduncular vardır. Ama çok güçlü dövüşürken falan ortaya çıkar o cevheri. Ben de onlardan biriymiş gibi antrenmanıma devam edeyim. Bunu da buraya takalım. Mülayim. Güzel. Tam iyi. Şimdi son setimize gireceğiz ve bitecek. Özellikle ben önceden belim o kadar güçlü değilken, daha ağır kilolara giremiyorken bu makineden bu pozisyonda ağırlığı alırken ağırlık daha ağır basıyordu. Alamıyordum. Şu an öyle bir tribim yok. Öyle bir zayıflığım da yok. Fakat yine de alırken belinize mutlaka dikkat edin. Ters bir açı, iki destek alarak bir ayağınızı garantiye alıp diğer ayağınızı buradan iterek de alabilirsiniz. Veya poponuzu buraya dayayıp şu şekilde öne doğru iterek de alabilirsiniz. Bir anlık hamleyle öne de çekebilirsiniz ama çok önermiyorum. Yine en garantisi bacağınızı buraya dayayıp biraz uzaklaşıp böyle almanız. Ki
İkinci hareket arka kolda bitti. Üçüncü hareketimiz bir tane yine cable'da yapalım. Single arm kickback. Eğilip geriye. Çok keyifli bir hareket. Bu arada sadece bir cable'da gerçekten çok sağlam hareketlerle ve benim çoğu arka kol hareketim hep cable'dadır. Veya işte dips ya da dumbbell'a ihtiyaç duyduğum zaman veya çok hep aynı şeyleri yaptığım zaman sıkıldığımda tercih ediyorum. Şu an için bu hareket de güzel, keyifli bir hareket. Tabii ki doğru yaparsanız. Şimdi geldik. Eğildik. Dirsek sabit. Postür düzgün. Yavaşça bıraktık. Buradaki statik beklemeyi de arkadaşlar yine zirvenin bir tık altında itiş pozisyonunda, bak şu şekilde tam düz yapmadan iyice kendinizi sıkarak arka kolumuzu bekleyebiliriz. Tabii ben şu an yapacak kadar iyi değil. Sonrasında hemen setten çıktık diyelim. Yine burada bir pekiştirme hareketler yapılabilir hafif hafif. Güzeldi. Güzel ve acılı. Spor salonu güzelmiş. Genel olarak dışarıdan göründüğünde hiç böyle değil ama yakışıklı salon. Daha hiç tarafa hiç gitmedik bile. Tabii bu Ramazan'dan kaynaklı ve daha az kaldı. Bu hareketi bitirdik. 4 set. 4 sağ kol, 4 sol kol şeklinde. Mümkün olduğu kadar formu tam yapabileceğiniz iyi seviye ağırlıklar seçin arkadaşlar. Çok ağır kilo yapabileceğiniz bir hareket değil, izole bir hareket. Ona göre hissederek çalışmanızda fayda var. Şimdi arka kolun 4. hareketindeyiz. 1, 2, 3. hareketimiz bitti. 4. harekette ben şu an dips makinesi varsa dips makinesi yapacağım. Yoksa paralel sehpada dips yapacağım. Var mı dips makinesi acaba? Şimdi arkadaşlar dips makinelerinde eğer bu makine ise sizin salondaki makine buna da benzer bir makine ise şu şekilde içe ve dışa ayarları var. Yani hep aynı açıda yapmamanızı öneriyorum. Çünkü hep aynı bölgenizi geliştirecek. Ben genelde dar açıda çok yaptım önceden. Şimdi hep geniş açıda yapıyorum bu şekilde. Bu makineninki böyle. Bazı makinelerinki sadece başlık değişiyor. Bu tarafa kayıyor. O yüzden bu makineninki şöyle yaptığımda içe, böyle yaptığımda dışa geliyor. Siz de dıştakini kullanırsınız. Makinenin derecesine bir bakalım ne derece. Evet, fena değil. Bir de birçoğu makinenin burada bir tutma topuzu var. Düz yapılabiliyor. Bazılarında da bu şekilde dik tutabiliyorsunuz. Ben bunu bu şekilde tutacağım. Bildiğiniz olsun. Maksimum kiloya takılıp yapılabilir. Son noktada birkaç tekrarı seri seri ve fazla fazla yaptığımız zaman çok daha güzel can yakıyor. Bu yüzden size öneririm. Tam tekrarlar çıkmadığı zaman hareketleri yarım tekrarlarla, yani tam olarak mekanik stres olmasa da oradaki kısa kısa tekrarlar sizin daha fazla hasar verebilmenizi sağlayacak. Gücünüz tükendiğinde kısa aralıklara geçebilirsiniz tekrarlarda. Evet arkadaşlar, arka kol 4 hareket bitti. İlk hareketimiz 5'er setten, diğerleri 4'er setten ve son tekrarlar ya statik bekleme ya da tükenişe gidiş şeklinde drop olarak bitti. Ve arka kolumuz şu an güzel. Böyle baktığınız zaman hissiyat olarak da çok sert, gayet iyi. Şimdi ön kola geçeceğim. Ön kolda yine 3 hareketimiz var. İlk hareketi cable'da yapmıştık. Şimdi sehpayla cable'da 1 hareket planlıyorum. Bu şekilde açımızı ayarlayalım. Evet, bu açıdan başlayabiliriz diye düşünüyorum. Fena yandı. Bunu da 5 set yapalım. Sonraki dumbbell hareketini 4'er sette iyice izole çalışır bitiririz. Bir cable, bir makine ve biraz da serbest ağırlık dumbbell'a gireceğiz. Bunlarla çok sağlam bir antrenman çıkartılabilir. Sadece dumbbell'larla çıkartılabilir veya sadece bir cable'la da çıkartılabilir. Yeter ki alternatif üretmeyi bilin arkadaşlar. Ve tabii ki aynı bölgeyi bir makineyle çalışacaksanız farklı açılarda alternatif üreterek verimliliği arttırabilirsiniz. Şimdi son sette ağırlığı bir tık arttırdım. Yapabildiğim kadar yapıp drop yapacağım.
drop set çok güzel can yakıyor. Ama şu an kollarım yanıyor. Evet. Arkadaşlar kol, üçüncü hareket, ön kol. Sıra serbest ağırlıkta. Şimdi ne yaptık? Incline cable, squat curl cable. Üçüncü hareketimiz bence bir tane birleşik set yaparsak çok daha zarar verici ve keyifli olur. İki dumbbell hareketi olacak. Biri squat curl'de iyice adeleyi esnetebilmek için alternate normal dumbbell curl yaparız. İkincisini ayakta hammer yaparsak bence güzel olacak. Sehpa için 15 kilo alalım. Ayakta hammer için 20 kilo yapalım. Bir deneyelim bakalım. Yapabilirsek tabii. Bakalım bir tane de 15 aldık mı yeter. Hareketleri full range yapmanız gereken yerde full range yapın arkadaşlar. Kısa aralıkta yapmanız gereken yerde kısa aralık yapın. Fakat ben bu hareketi en çok tam aralıkta pump olduktan sonra kısa aralıklarla hasar vermeyi arttırmayı daha çok seviyorum. Özellikle ayakta da yapabilirsiniz. Yani illa 15 kilo 20 kilo önemli değil. Burada hareket bitti. Daha yapacak gücünüz yoksa gidin hafif kilo dumbbell alın, ayakta devam edin. Hareketi ayakta devam ettirmenizde hiçbir sorun yok. İlla dumbbell alıp gelip gene burada yapmanız gerekmiyor. Aynı şeyi ayakta aynanın önünde de dumbbell'la yapabilirsiniz. Buna da dikkat edin. Haricinde burada da yapmanızda bir problem yok. Ama zaman kaybetmeyin. Tam olarak o acının hemen üstüne ekleyebilirsiniz diye gidip daha hafif bir kiloyu yanınıza alıp gene burada da yapmanız mümkün. Hiçbir sorun yok. Şimdi birleşik set yapacağım. Dumbbell curl sehpada, ayakta hammer yapacağız. Biraz nefesleneyim diye bekliyorum şu an. Zaman kazanmak için sizle konuşuyorum şu an. Farkındasınızdır. Uzun zamandır sehpada dumbbell yapmıyorduk. Bakalım kondisyonumuz ne durumda. Bu arada kolunuzu mümkünse olabildiğince düz ve tam koymaya gayret edin ki bizim istediğimiz düz açı çalışsın tam olarak. Hemen sonrasında şimdi diğer kol. Bu arada iki elinizle birden de yapılabilir. Burada iki tane dumbbell alıp ikisiyle de yapılabilir ama tekine odaklanmakla ikisine odaklanmak daha farklı. İnan bana tek elle yaptığınız daha izole ve daha odaklanılarak çalışılabilir bir hareket olacak. Şimdi ne yapmış olduk? 4 arka kol, 4 ön kol hareketi yaptık ve mümkün olduğu kadar bunları hızlı ve seri yaptık. İlk birinci hareketleri süper set yaptık, ön ve arka kolu birleşik. Yani arda arda süper set şeklinde. Diğer hareketlerden bir tek ön kolda birleşik set uyguladım. O da son iki hareket. Ön kolun ikinci hareketini kat sehpada cable biceps curl yaptık. Hemen üçüncü hareketi burada yine sehpada dumbbell ve ardından hemen dumbbell hammer press'le bitirdik. Şimdi setleri tamamlayıp antrenmanı bitireceğim ve gidip üzerine yüksek kalorili bir öğün yapacağım. Bunu aynı şekilde siz de yapabilirsiniz. Büyümeyen bölgelerinizi farklı farklı tekniklerle gelişmeye zorlamak zorundasınız. Atıyorum o gün cheat yapılabilir. Atıyorum o gün tek bölge kol yapılabilir. Tek bölge. O gün ön ve arka kol tek yapılabilir. Veya bacak bölgenizin yanına ilaveten tekrardan bir ön kol ya da arka kol eklenebilir. O kadar çok şey yapılabilir ki bunlardan hepsini denedikten sonra benim bu bölgem gelişmiyor demeniz lazım diyebilirsiniz. Ama sadece antrenmanla bitmiyor. İşi olay beslenme kısmında da çok önemli. O yüzden bunları yapıyorken gelişebilecek bir beslenme uygulamak zorundasınız. Yoksa sizi öne değil geriye itecek. Bunlara dikkat etmenizi öneririm. Başlayalım. Bu arada ön kol bu şekilde yapacaksanız, sağ kolu çalıştınız, birleşik set yaptınız, bitti. Dinlenin, diğer kola sonra da girin. Hemen ardından bunu çalışmak zorunda değiliz. Sonuçta ayrı ayrı çalışıyoruz ve buradaki saniyenin çok bir önemi yok. Arada dinlenip diğer kolu geçmeniz mümkün arkadaşlar. Buradan çıktığınız gibi diğer kola geçip öyle dinlenme tribine girmeniz gerekmiyor. Ben şu an nefeslenip diğer kola gücümü toplayıp tekrardan gireceğim.
Evet arkadaşlar, güzel antrenmandı. Karbonhidratın düşük olmasına rağmen keyifliydi. Bir double biceps verelim ve bu antrenmanı bitirelim belki. Arkadaşlar sizinle sıradan değil, az ekipmanla güzel, verimli bir ön arka kol antrenmanı tek gün için çıkarmış oldum. Bunu uygulayın. Gelişimle ilgili veya feedback vermek isterseniz yapamadığınız noktalarla ilgili videonun altında yorumlarda buluşalım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.